AKP retoyu verdi. Emeklinin bir umudu daha söndü. CHP Milletvekili Ömer Fethiye Gürer, yüzbinlerce emeklinin büyük umutlarla beklediği emeklilikte intibak yasasını hazırlamış olduğu kanun teklifiyle TBMM gündemine getirdi. Fethiye Gürer'in 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarındaki ayrımın yarattığı mağduriyete çözüm getirilmesi için hazırlamış olduğu intibak kanun teklifi meclis gündeminde görüşüldü. Oylanan kanun teklifi AKP'nin vermiş olduğu olumsuz oylarla reddedildi. Emeklilerimiz büyük sıkıntı içinde. Ülkemizde emeklilerin büyük sıkıntı içinde olduğunu ve yaşamış oldukları geçim sıkıntısının yanında emeklilere ödenen 3 ayrı ücret bulunduğunu ifade eden CHP milletvekili Fethi Gürer, 2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008'den sonraki emekli ücretleri. 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenleme ile emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından intibak düzenlemesi olarak bilinen ve bu yönde de talepleri olan kanun teklifinin komisyonlarda görüşülüp meclise gelmesi ve kanunlaşmasının büyük arzusu içindeydim. Bu gerçekleşmedi. 37. maddenin dayanıyla bugün buraya huzurunuza getirdim. Ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan Öte emekliler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum dedi. Kahvehanelerde çay içmek artık emekli için lüks oldu. Artık emeklilerin pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatla sebze ve meyve alabileceklerini düşündükleri için akşam saatlerinde pazara gittiklerini söyleyen CHP milletvekili Fethi Gürer, "Emekliler kahvelere çıkamıyorlar. Çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar." oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar 25 yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmanın meclisimizin sorumluluğu ve görevi olduğunu düşünüyorum, dedi. Emeklinin yaşadığı dramı hissedin. 37 ülkede yapılan araştırmada ülkemizin ne yazık ki emeklilere ödedikleri maaşla 35. sırada yer aldığını anımsatan Fethi Gürer, bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü, emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse, hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı durumu hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü Emekli olanların torunlarına karşı, çocuklarına karşı aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir dedi. Askeri ücretin altında maaş alan emekli var. İntibak düzenlemesiyle ilgili getirdiği kanun teklifiyle düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini meclis huzuruna getirdiğini anlatan Fethi Gürer, bildiğiniz gibi Aylık bağlama oranların dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta ve hatta askeri ücretin de altında maaş alan çok sayıda emekli var. Bin lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda emekliler en az askeri ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti son bulsun. Fethi Gürer, onlar da emekli olmaya çalışıyorlar. Emeklinin sahipsizliği, emeklinin unutulmuşluğu, seçimden seçime onların hatırlanmasıyla bertaraf edilemez. Emeklisi mutsuz, emekliliği hak etmiş olana da emekliliğini vermiyorsunuz. Onun için emeklilikte yaşa takılanların emekli olması sağlanmalı, Emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücretin verilmesi de gerçekleşmelidir. Bunun yolu bu kanun teklifinin kabulünden geçiyor. Çünkü emeklinin yaşadığı sorunlar, dedi. Emekliler bu ülkenin üvey evladı mı? Doğalgaza, elektriğe, çaya, şekere gelen zamlar karşısında emeklilerin ne yazık ki hak ettikleri bir ücrete kavuşmamalarının kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizen Fethi Gürer alana gidiyoruz Emeklilerle sohbetimizde diyorlar ki biz bu ülkenin neden üvey evladı sayılıyoruz? Çünkü onların hak ettiklerini bugüne kadar ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 17 yıldır vermedi. Geçim şartları zorlaştı. Bu bağlamda intibakla ilgili verdiğim bu düzenlemeyle ilgili kanun teklifine tüm milletvekillerimiz olumlu oy kullanacaklar ve emeklilerin bu mağduriyetini sona erdirecekler diye inanıyorum. Ve umuyorum çünkü emeklilik dediğim gibi hepimizin yaşamının son kertesinde erişeceği noktadır dedi. Gürer, emekliler için çok sayıda kanun teklifi verdim. Emeklilerin bir nebze olsun rahat bir nefes almalarını sağlamak için komisyonda bekleyen kanun teklifi olduğunu hatırlatan Fethi Gürer, emeklilerle ilgili kira ve yakacak yardımı verilmesi yönünde kanun teklifi verdim. Ayrıca emekliler için farklı kanun tekliflerini de gündeme taşıdım. Aldıkları emekli ikramiyesi, emekliye bayramda verdiğimiz ikramiye yetersiz olduğu için onun artırılması yönünde kanun teklifi verdim. Ayrıca sağlıkta katkı payı emeklilerden alınmamalıdır. Bu yönde emeklilerin lehine yapılacak her düzenlemenin ülkenin yaşam kültürünü de zenginleştireceği unutulmamalıdır şeklinde konuştu.